Efendim iyi günler. Bugün günlerden özel bir gün. 1 Nisan Pazartesi günü. Yani bugün bir de şakalar filan millet birbirine bayağı şey yapacak herhalde. Şey olarak 1 Nisan Salı günlerden. İşte geçen pazar seçimler vardı. Onu atlattı Türkiye. Şu anda işte yolumuza çıkacağız inşallah. Öyle veya böyle kavgayı gürültü bırakıp yola çıkmak lazım. Bugün de enteresan şeyler olmuş. Esasında bir kanser günü, kanser haftası yani başlamış. O da enteresan çünkü kanser de çağımızın bir sorunu. Yani bu çağ artık kanser çağı diyebiliriz. Bütün bu şeylerden dolayı, bütün bu olaylardan, şeylerden dolayı çok bayağı yüksek şeyi kanserin. Müziğimizde biraz fazla açmışız galiba gibi geliyor karşı tarafta. Bayağı böyle gümbür gümbür çalıyor yani. Bir sorun yok değil mi orada? Ha ya bir kusura bakmayın bir müzik açıyoruz arkadan ufak böyle bir şey yapsın falan diye böyle sol taraftan kulağı kızarttı yani buradan veriyor. Ama mühim değil yani o şey yapmıyor artık. Kafayı da biraz dağıtıyor yani çın 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 bir şeyler. Önemli değil. Neyse kanser haftamız var. Ondan sonra bugün olan kadın bağırmaya da başladı ya. Ses geliyor mu bak? Şarkı. Bırakayım ben konuşmayı biraz müzik dinleyelim olmaz. Öyle bir açmışız ki bunu. Neyse ona da devam ederiz. Şey var 1938'de esas önemli bir şey de olmuş. Atatürk işte bu İnönü'yü falan yolladıktan sonra bu daha bir liberal yani bizim Celal Bayar falan geldi biraz daha bir toparladı. Yani hükümetin ekonomisi rezalet ortada bir kötülemişti son zamanlardan. İş Bankası almış götürmüştü mesela Celal Bayar'ın başındaydı. Ya Atatürk sordu ne yapıyorsun yani ikimiz o da yani ne biçim çalıştırıyor bankayı gayet ilerliyor. Banka ilerliyor bizim şeyde sorun vardı yani. Onun için işte bu arada bir de liberal şeyden şey yaptı. Ankara borsasını açıyor. Bugün açılmış 1938'de. Ankara'da mevkul kıymetler o da açılıyor. Yani o da enteresan ya Avrupa'ya bir o tarihlerde başlamışız ama yani Wall Street plan nereye gitti? Biz oralarda yani borsa daha yeni yeni bir toparlandı son 3-5 senedir yani. O da yabancılar şey diyor. Yani millette demek belki bizim birbirine güven mi yok bu kağıtlar, borsalar yani bu güven tahsisi de insanlığın gelişmesiyle olabilecek. İnsanlar birbirine güvenecek yani kampanyalara parasını yatırıyor, ortak oluyorsun. İşin başında da değilsin uzaktan. Yani önemli bir şey borsa. İşte böyle insanların yani sıfırdan bir aradan 3-5 kuruş koyup bir şirketin büyümesi. Güveneceksin, beraber büyüyecek. O da yani seni kazıklamayacak, paralarını paylaşacak yani sonuçta. Ondan sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın da bugün 1926'da bayram olarak kutlanmasına karar verilmiş. O da enteresan bir şey olarak bir gün. Yani enteresan şeyler bugün olmuş. Kanser dedik ki haftası olmuş. Yani bugün başladı. Ona hiç girmiyorum. Yani bir girersek kansere zaten şeyden çıkamayız. Yani mesela bugün de insan bir karne de verilmiş. Yani mesela çocuklar ayın birinde karne de alıyorlar. Yaz karnesi falan geliyor. Hatta da şurada ufak bir şey geldi aklıma. Çocuğun biri karne almış, ya evine gelmiş karne günü annesi bekliyor. Evladım karneni göstersene demiş. Yani ama demiş yok. Karne yok demiş. Ne demek yok demiş ya karne nerede demiş. Arkadaşıma verdin demiş falan. Yani Allah Allah demiş ya niye verdin arkadaşına yavrucuğum demiş. Arkadaşıma verdin babasını korkutacak demiş. Yani onun için bugün de böyle enteresan şeyler olmuş. 1 Nisan millet birbirini böyle çeşitli şakalarla falan korkutuyor ediyor. Bizim yani korkulacak bir şey yok. Biz zaten Türkiye'de her gün korkulacak bir gün olabiliyor. Yani böyle her gün her şey olabilir. Şaka her gün yapılıyor yani. Hayat şaka gibi burada zaten. Neyse günümüze geçelim. Fazla lafı uzatmadan. Günlerimizden bugün günümüz Salı. Günümüzün şeyi bugün sabır kulaklarımdan fışkırıyor. Kalbimde huzurlu bir sessizlik var. Kalbimde huzurlu bir sessizlik, sabır kulaklarımdan fışkırıyor. Esasında bayağı böyle işin içine girmiş bir söz. Yani kendi kendine yani bu tekrarlanacak sözlerimizin ana sözü. Sabırlıyım yani sabırım artık artıyor. İkinci haftayı bitirdik, üçüncü haftaya geçiyoruz sabırda. Yani sabırımız yavaş yavaş ilerlemiş olması lazım.
Akşamki şeylerimize de bakacağız tabii. Sözlerimizden. Yaşadığın dünyaya bak. Yüce Tanrı hangi eserini sevdiğinin kucağında büyütmemiş, sevginin kucağında büyütmemiş? Neden okşamak ve kucaklamakla gidilecek yere tekme tokatla erişmeye tercih edersin? Diye böyle bir söz. Bu da 12. yüzyıldan, yani yine bizim doğularda, doğu bölgelerimizden. Sevgiye kendini adamış bir büyüğümüz. Çok naz aşık usandırır diye de bir söz var. Yani naza da biraz dikkat edeceğiz. Yani sevgi sevgi filan. Seviyorum. Ah öyle mi filan falan. Seviyor. Seviyor da. Naz yapıyor hala sevgiyi filan. Seversen sev filan falan. Yani ona da dikkat etmek lazım. Naz maalesef ülkemizde fazla gelişmiş. Bilhassa kadınlar üzerinden. Bu kadınların da bu nazın gelişmesinin sebebi de erkeklerin aşırı ısrarı. Aşırı ısrar naz geliştirmiş yani mecburen yani. O nazı azaltmamız lazım, ısrarı azaltmamız lazım. Daha işten olunması gerekiyor. Yaşamın en büyük dramı insanların yok olması değil, sevmekten vazgeçmeleridir. İnsanlar sevmekten de vazgeçebiliyorlar bir yerde. Vazgeçiyor sevmekten filan. O da bu Avrupa'dan bir söz tabii. Şeye geçiyoruz. Başkalarının acısıyla kaygılanmayan sana insan demek yakışık kalmaz. Başkalarının, ey başkalarının yarısına acısıyla kaygılanmayan sana insan demek yakışık kalmaz. Yani bu da başkalarının acısına vurum duymazlık. Yani vurdum duymazlık da bayağı bir gelişmiş toplumda bu ara. Başkalarının acısıyla hiç kale almamak. Sana insan demek yakışık almaz demiş. Ve büyüğümüz. Yani bizim o devirlerde bile kaç sene, yüzlerce sene evvel yani böyle duygular bayağı üstteymiş. Yani bu duyguları kaybettik yani bir toplumda değil mi başka? Ölmüş, öldü mü? Aa, Ramazan ölmüş. Ha. İyi olmuş Ramazan abi. Yani öyle bir hava var yani. Bu Ramazan çıktı yine. Yani epeydir bir yoktu Ramazan. Yine geldi yani. Bir çıkardık Ramazan'ı bir yerde. Evet. Daha fazla denemekten vazgeçmenin dışında başarısızlık yoktur. Daha fazla denemeden vazgeçmekten dışında başarısızlık yoktur diyor. Yani denemekten vazgeçmek ancak başarısızlık olarak nitelendirilebiliyor. Yani yapmışın olmamış. Devam edeceksin yani. Edison da biliyorsunuz yani kaç sefer yapmışım, bu kadar denemelerim, yani yanılmalarım beni buraya getirdi demiş adam yani. Yani böyle o, yani ne öğrendin yanılmadan demiş. Böyle olmayacağını öğrendim bu da demiş. Yani bir şey daha öğrendim. Bunun böyle de olmayacağını öğrendim demiş ya. Yani. Bunu denemeseydim böyle olmayacağını bilemeyecektim demiş ya. Yani. Enteresan. Sonunda bulmuş ışığı şey yapmış. Yani denemek lazım. Yani ona bakmamak lazım. 3 kişi var, 5 kişi var, 10 kişi var. Yani ona da şey etmemek lazım. Devamı deneyeceğiz. Batıla yardım eden hakka zulmeder. Yani kötülükle şey yapmak batıla bir yerde öbür tarafa da zulmediyor sonuçta. Yani bu zulm, bu da daha bir Güneydoğu'dan bizim Irak bölgeleri ve aşağılar Arabistan'a doğru bin küsür senenin gerisinden geliyor, oralardan gelen bir şey. Hayatta rastladığım herkes bana bir bakımdan bana üstündür. Bu yüzden kendisinden bir şey öğrenebilirim. Yani bu da çok önemli biri söylemiş yani. Hayatta rastladığın herkes yani kapıcısı olsun, bilmem nesi olsun yani en ayakkabı boyacısı şu bu yani kimse en yani en cahil dediğin insandan bile öğreneceğin bir şey olabiliyor. Bir profesör bile ondan bir şey öğrenebiliyor. Yani o da mesela bir şeyi ondan fazla bilmiş olabiliyor. Ve bilmiştir de %100 yani. O 100 tane şey fazla biliyorsa bu da bir şey fazla bilebilir. Yani onun için bir insandan her şeyi daha fazla bilmez. %100 başka bir insan ondan fazla bildi. Bir yerde bir şey vardı. Yani onu da hiçbir zaman göz önünden çıkarmamak lazım. Sözlerimiz burada sona eriyor. Size hayırlı salı günler, hayırlı bir insanlar diyorum.
Yarın görüşmek ümidiyle. Alo, Şerafettin. Ne haber ya? Bitti, çekim bitti. Ben şeyi giydim, motorlayım. Şey yapacağım, aman şey düştü, bir dakika. Şuradan alayım şlöbözü. Ondan sonra... Yok, o değil. Tamam, motorla geleceğim. Tamam, ayarladın mı sen? Şey yapmasın şey. Şey yaptın mı şeyini? Şey değil yani. Şeyler geldi mi? Şey yok. Ya şeyi şeyinden, şeyi yukarı çıkartıp şeyi de indirin aşağı. Yani şeysiz olmasın. Motor almaz. Şey olmasın şeyini. Şeye söyle şey de gelsin. Bizim Niyazi şeyinden şeyle şeyini şey yapalım, şeyini götürelim. Boşaltalım şeyini. Yok, bugün olsun. Akşam şey diyeceklermiş. Şey var çünkü. Tamam. Yok, şey olmasın şeyinden kardeşim, yani şeyli yapalım. Ona sığmaz şeyinden. Şeyi de al, yardım etsin o da. Şeyle gelin, şeysiz şey yapmayın. Şeyini şeyinden, şey olmasın şeyinden. Şeyli gelecek kardeşim, adam şeyli. Telefon kesildi galiba. Dinliyorlar şeyini. Şeysiz bırak. Şey de geliyor. Kapıdalar. Şeyler. Şey kaç. Mizansen yaptık çocuklar. Kendinize iyi bakın. Bu Nisan için bir şey hazırladık ama yani şey falan yaptı. Şeyinden şey oldu. Fakat şey de düşünce şeysiz kaldık tabii. Şey olmayınca şey yaptı. Şey gelince şeysiz oldu şeyinden. See you later.